İnsanlık tarihi boyunca üretilmiş en tehlikeli kitle imha silahının adı nedir diye sorduklarında, kuşkusuz her kesimden insan bunun sigara olduğunu söyleyecektir. Sigaranın ucundan tüten dumanın aldığı can sayısının, silahların namlusundan çıkan kurşunların aldığı can sayısını geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Ve bu en tehlikeli kitle imha silahına karşı Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşları arasında yerini alacak olan Türkiye Sigara ile Savaş Derneği 22 Nisan 1999'da mücadelesine başladı. Sigara ile savaş öncelikle çocuk ve gençlerin sigaranın tuzağına düştüğünü gördükçe onları korumak amacıyla başlattığımız bir mücadele, toplumsal bir harekettir. Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetmekte. Dünya toplumlarını avucunun içine alan bu illetle savaş hiç de kolay değildir. Bizlerin yaptığı iş tamamen bir gönül işi. Biz Don Kişotlar gibi çalışıyoruz. Yani çok önemli bir kartellerle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla onlarla yapılan mücadele yani kolay değil, hiç kolay bir şey değil. Yılmadan süren mücadeleler sonrasında 4207 sayılı yasanın kabulüyle önemli bir başarı elde edilir. 1996 yılında yürürlüğe giren yasaya göre insanların bir arada bulunduğu kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünleri kullanımı ve tütün ürünleri reklamları artık yasaktır. 4207 sayılı yasa bizim derneğimizi kurmadan evvel Sağlık eski bakanımız Bülent Akarcalı tarafından hazırlanmış. Maalesef mecliste geçtiği halde Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş bir yasaydı. Bu çok önemli bir kırılma noktasıdır tütünle mücadele bakımından. Nihayet ondan sonra 1992 yılında Ahmet Feyzi İnceöz ve arkadaşları kanun teklifi vermiş. Maalesef o da meclisten geçmemiş. Ama 1996'da yine Ahmet Feyzi İnceöz ve arkadaşlarının verdiği kanun teklifi zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylanmış ve 4207 sayılı kanun olarak yürürlüğe girmiş. Türkiye'de çıkmış pek çok kanunun içerisinde uygulanabilirliği ve bu konuda başarıya ulaşan kanunların en önünde geliyor. Bu yönden de takdir edici özellikler de vardır. Tamamen meclisten gidip yasalaşması 19 Temmuz 2009'dur. Türkiye Sigara ile Savaş Derneği'nin faaliyetleri içinde tütün ve tütün ürünleri üzerinden reklam kampanyaları düzenleyen kuruluşlara hukuki yaptırım uygulanması, kamuoyunu özendirici çalışmaların son bulması adına yürütülen çalışmalarda önemli bir yer tuttu. 20 yıl önce uçaklarda sigara içilirdi. Şimdi yarım mekanlarda bile sigara içilmiyor. 20 yıl önce sigara reklamları için insanlar kandırılıyordu. Evlerde gümüş tabakların içerisinde sigara ikram ediliyordu. Halbuki ölüm ikram ediyordu. Sigara ikram etmek, ölüm ikram etmek. Ve işte altın çakmaklar özendiriliyordu. Ve özellikle bu reklamlarda bayanlar kullanılıyordu. Toplumların sigara alışkanlığından vazgeçmesi ve sigara içilmeyen bir toplum haline gelmesi için Türkiye Sigara ile Savaş Derneği sayısız etkinliğe imza attı. Çocuk ve gençlerin tütün tuzağına düşmemesi için 1999'dan bu yana Duman Avcıları adlı 8-15 yaş grubu öğrencilerin üye olduğu izcilik grubu oluşturulmuştur. Bu izcilerin adını taşıyan marşları, çizgi romanları, tiyatro oyunları bulunmakta, birçok alışveriş merkezinde ve fuarda aktiviteler düzenlenmektedir. Çocukların sigaranın kötülüğünü öğrenerek başlamamaları ve düşman olmaları, hatta ısrarla anne babalarına, büyüklerine bıraktırmaları daha imkanlı gibi görünüyor. Dolayısıyla çocuklara hitap edelim dedik. Ben Duman Avcıları şarkısını besteledim. Duman avcılarıyız, duman duman duman, sigara içirtmeyiz hiçbir zaman. Duman avcılarıyız, duman duman duman, sigara içirtmeyiz hiç.
geçmiş bir zaman. Sağlıklı yaşam uğruna büyük bir savaş veririz. Duman avcılarıyız biz, duman avcılarıyız. Türkiye Sigara ile Savaş Derneği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs 2002'de Sigarasız Toplum spor teması çerçevesinde Avrupa Kupası ile ödüllendirildi. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü tütün kontrol çerçevesinin imzalanmasında ve daha sonra kabulünde çok önemli katkılarda bulundu, çok önemli lobi çalışmaları yaptı. Öyle ki Dünya Sağlık Teşkilatı'nın vermiş olduğu raporlara göre dünyada en iyi uygulamayı yapan ülke Türkiye'dir. Sigaranın son molekülü yeryüzünden silinene kadar mücadelemize devam edeceğiz diyen doçent doktor Mustafa Aydın, 2002 yılından itibaren Türkiye Sigara ile Savaş Derneği'nin genel başkanlığını yapmakta. Sigara kartellerini eğer o ülkeye sokuyorsanız, o ülkenin halkını sigaraya bağımlı hale getiriyor iseniz, o ülkeye kendinizi hem ekonomik olarak, hem kültürel, hem siyasi olarak bağımlı hale getirmiş olursunuz. Kurulduğu tarihten itibaren her yıl 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü, 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve 9 Şubat Sigarayı Boykot Günü'nde yürüyüşler ve etkinlikler düzenleyen Türkiye Sigara ile Savaş Derneği tam 20 yıldır da insanlığın gerçek dostları ödüllerini dağıtmakta. Sigaraya karşı mücadelede etkin rol alan simaları motive etmek adına organize edilen ve geleneksel hale getirilen bu ödül töreni, ülkemizde dağıtılan ödüller arasında önemli bir yere sahiptir. ...25 yıllık yayın hayatımın neredeyse tamamında sigarayla bir savaş verdim. Ve bu bana Sigarayla Savaşanlar Derneği tarafından insanlığın gerçek dostu ödülünü de getirdi. Sigarayla savaş aktivitelerinin her zaman içine rol aldım. Sigarayla Savaş Derneği'nin 2009 yılında bana uygun gördüğüm ödül için ayrıca teşekkür ediyorum. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. 20 sene olmuş. Sayın Mustafa Aydın ve arkadaşları tarafından kurulan dernek zaman içinde gerçekten çok önemli şeyler yaptı. Uzun soluklu bir proje, uzun soluklu bir mücadele alanı. Umarım Türkiye'de herkes bu konuda ciddi bir farkındalık ortaya koyar. Aldığım ödül şurada yanı başında duruyor. Aşağı yukarı 15 seneye yakın oldu herhalde. Aldığım ödüllerin en anlamlılarından birisi. Derneğin faaliyetleri hakikaten takdir edilecek bir faaliyettir. İnsanlığa hizmettir, sağlığa hizmettir. Derneğimizi canı yürekten kutluyorum. Ben dün gibi hatırlıyorum o geceyi aldığım ödülü. 3 tane S benim hayatıma gelecek. Sigara, silah, siyaset. Şimdi tabii bütün bunları söyledikten sonra benim bugün burada olmam bence çok iyi oldu. Ben sizi çektim herhalde. Türkiye'de sigarayla savaşanların derneği benim kalbimdedir. Çok teşekkür ederim. Hem derneğe, hem sigara içmeyenlere. Hadi bakalım, devam edelim. İçmeyelim, zehirlenmeyelim. Mustafa Bey gerçekten bu konuyu özellikle ilke edilmiş, ideal edilmiş, çok sevdiğim, çok aydın ve bu ülkenin en değerli insanlarından bir tanesi. Benim de çok değerli dostum, ağabeyim. Onun ve bu ödüle layık görülen bütün dostlarımızın, büyüklerimizin, değerli insanlarımızın hepsi aynı ilkeyle, aynı idealle onun çabalarını destekliyor. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Bugüne kadar çok önemli isimler, Türkiye'nin önde gelen isimleri bu ödülleri aldılar. İnsanlığın gerçek dostu ödüllerini aldılar. Ödülü aldıktan sonra da gerçekten davranışlarında, işte topluma karşı duyarlılıklarında o ödül alma noktasındaki gelişmeyi aynen muhafaza ettiler. Ben de sigara kullanmayan birisi olarak, sigara kullanmanın ne kadar zararlı olduğunu bilen ve sigara karşıtı olarak bilinen birisi olarak programın ana felsefelerinden bir tanesi de sigaranın ne kadar zararlı olduğunu duyurmak oldu. Özellikle Mustafa Aydın Hoca'nın bu konudaki çabalarını hep destekledim. Dernek tarafından, üniversite tarafından bir ödüle layık görüldüm. O da benim onur duyduğum ödüllerden bir tanesiydi. Ah vah desen geri gelmiyor. Hayat yediklerin tatsız tuzsuz sanki. Bayat kaybettiğin sağlığına iyi bak, onlardan ders çıkarsın.
sigarayı bırak. Daha dün gibi hatırlıyorum. 20 yıl önce yol arkadaşlarımızla böyle bir sivil toplum kuruluşunu hayata geçirmek için yola çıktığımızda birçok insan bizlere güldüler. Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil olmak üzere birçok kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar sigara kartellerinin egemenliği altındaydılar. Değil sigaraya karşıtı bir kanunun meclisten çıkarılması, sigaranın mahzurlu veya sigaranın içilmesi yanlıştır diye bir ifadenin kullanılması dahi sigara içenlerin özgürlüğüne karşı atılan bir adım olarak telakki edildiği bir dönemden bugünlere geldik. Tütün ve tütün mamulleriyle mücadelede ülkemizin en önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin 20. yılında sizlerle birlikte olmak bizlere ayrı bir güç, ayrı bir teşvik, ayrı bir gurur vermektedir. Artık dünün aksine sigara içmeyenlerin değil, sigara içenlerin ayıplandığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere dönemin bakanları ve ilgili bürokratlarının vermiş olduğu destekler çok ayrı bir teşekkürü hak etmektedirler. Hepsine ülkem ve insanlık adına minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Kabe'de tavaf yapan bir ibadet anlayışı ile bu ülkeye, insanlığa ve insanlığın geleceğini sigaranın son molekülünden kurtarmak için aralıksız çalışmalara devam edeceğiz. Siz değerli insan dostlarını, insanlık dostlarını bu mücadelede bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Bu ülke bizim, insanlık bizim, gelecek bizim.